Efendim herkese merhabalar. Film Şeridi programındasınız. Bu hafta ilginç bir tevafuka sahne olacak. Benim ismim Mustafa Ulusoy. Filmimizin ismi Mustafa Hakkında Her Şey. Konuğum da Doktor Mustafa Merter, psikiyatrist ve yazar. Bugün narsizm konusunda büyüklenmeci benlik meselesini karşılıklı olarak sohbet edeceğiz. Müsaadenizle şimdi ben kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şeref bahşettiniz. Teşekkür ederim. Estağfurullah siz şeref bahşettiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi gidiyor. Düşe kalka devam. Narsist bir hayat içinde miyiz? Herkeste belirli bir oranda bir narsizm vardır. İşte o narsizmle baş etmeye çalışıyoruz efendim. Narsizm çok vurgulanan bir kelime. Böyle çok kısaca bir tanım yapmak gerekirse nasıl anlayabiliriz narsizmi? Bencillik diyebiliriz. Eskiden bencillik, narsizm sonradan çıkan. Biliyorsunuz şeye gittiğimiz zaman mitolojideki narsist hikayesi işte Eko diye bir süperisi çok konuşurmuş. Çok konuştuğu için de Olimpos'un tanrıları bunu Hera, Zeus'un karısı bunu cezalandırmış. Demiş ki bu demiş çok konuşuyor. Her cümlenin son iki kelimesini tekrarlayacak sadece, cevap veremeyecek demiş. İşte bahçede, ormanda gezerken oraya da bir güzel genç, güzel bir avcı gelmiş. Hı hı. Bizim Eko aşık olmuş o avcıya. Fakat konuşmak istiyor, bir türlü konuşamıyor. Son iki kelimeyi tekrarlıyor. Derken narsist bıkmış avcı ve onu terk etmiş. Eko da kederinden taşlaşmış. Bunun üzerine Olympus'un tanrıları kızmışlar Narsis'e. Demişler ki buna bir ceza verelim. Ceza olarak da bunu kendine aşık edelim. Ceza olarak? Ceza olarak ve suyun başına gelmiş Narsis. Kendi yansımasını görmüş suda. Ve kendi yansımasını gerçek zannedip onu severek ona aşık olarak suyun başında o da ölmüş. Ama o neden ölmüş? Susuzluktan ölmüş. Yani aslında Eko ile Narsis'in hikayesi iki narsist insan hikayesi. Bir tanesi çok konuşuyor, başkasını dinlemiyor. Öbürü de kendi yansımasına aşık. Tabii bu işin mitolojideki bu yanının yanı sıra bu özseverlik, bencillik, ben merkezcilik dediğimiz şey gitgide artan oranlarda toplumu etkiliyor. Bu sosyologlar tarafından çok vurgulanan bir nokta zannedersen, bir yüzyıl öncesinde mesela psikiyatri ofislerine gelen insanların şikayetleriyle şimdiki karşılaştırıldığında epey bir farklılaşma olduğu, evet, altı çizilen bir nokta. Evet. Çok kısaca biraz değinebilir misin buna? Vallahi şimdi tabii Freud zamanına baktığımız zaman daha bizim şimdiki bildiğimiz nörotik semptomlarla geliyorlar. İşte ilişki sorunları var. Bir şekilde histeri var Freud zamanında. Konversiyonlar var. Fakat gitgide daha patoloji kaygıya doğru kaymaya başladı. Yani ikimiz de biliyoruz. Bize gelen hastaların büyük çoğunluğu ya kronik kaygı rahatsızlığından muzdarip veyahut işte panik atakları var. Hatta bu yaşadığımız çağ kaygı çağı diyorlar. Age of anxiety. Boşluk duygusuyla eşlik ettiği. Boşluk, anlamsızlık, aidiyetsizlik, öfke, anlamsız bir öfke, yalnızlık ve bundan kurtulmak için beyhude arayışlar. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Şimdi Mustafa Hakkında Her Şey filmi. Çok kısaca şöyle bir özetlemek gerekirse, birazdan bir sahne seyredeceğiz. O sahne üzerinden sohbetimizi sürdüreceğiz. Mustafa bir başarılı bir reklamcı. Karısı var, bir çocuğu var. Karısı daha sonra bir taksiciyle kendisini aldatıyor ve aldattığı kişiyle trafik kazasında ölüyor. Kendisi ölüyor, aldattığı kişi ölmüyor, hayatta kalıyor. Mustafa buradan bir narsistik incinme yaşıyor. O taksiciyi buluyor, yazlıktaki evine götürüyor ve orada bir takım işte süreç başlıyor. Şimdi izleyeceğimiz sahne ise karısıyla bir yemeğe gitmesi.
ve yemekte olan biten bir şey, o davranışları narsistik bir kavram çerçevesinde yorumlamaya çalışacağız. Müsaadenizle önce şimdi bir filmimizi seyredelim, sahnemizi. Sevgili seyirciler, sahneyi izledikten sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ama hala hazır değilsin bebeğim. Hazırım. Tatlım. Üstünde de kirazı var. Geçen sene oradaydık. Servisi iyi, yemekleri iyi. Denize biraz uzak ama gidin ya tavsiye. Evet, tahmin ettiğim gibi kaperi koymuşsunuz. Ben kaperisiz olsun, nefret ederim dediğim halde. Çok özür dilerim, hemen değiştiriyorum. Bırak kalsın. Neden biliyor musun? Çünkü beni dinlemiyordun. Listede kaperili yazıyordun. Senin de savunman hazırdı. Elimle işaret edip kaperili olmasın dediğim anda bile senin bu tabağı aynen bu şekilde getireceğini biliyordum. Neden biliyor musun? Çünkü beni dinlemiyordun. Aynı boş bakışlar. Ben bu bakışları binlerce kez gördüm. Mustafa, tamam artık bu kadar uzatmayın. Bir dakika Ceren, konuşuyoruz. Beyefendi, gerçekten çok özür dilerim. Özür dileme, hesabı getir. Bir de şikayet mektubu. Hayatının tek gerçeği olan o sevgili bahşişini de bu gece bu masadan alamayacaksın. Canım, beni lavaboya götürür müsün lütfen? Feryallere dene kadar ayıp oldu. Bu dünyada bütün insanların bir misyonu var Ceren. İşte senin bende kabullenemediğin tek şey bu. Bu adam hayatına bu geceden sonra bir tek şey öğrenmiş olarak devam edecek. Karşısındakini dinlemeyi. Bunun gibiler zaman hırsızıdır. Zaman benim hayatımda çok önemli şey. O gece o masadan kaç para kopartacağı dışında bir şey düşünmeyen zavallı küçük insanlar bunlar işte. Bu Türkiye'nin genel problemi zaten. Mustafa, yapma Allah aşkına ya. Peki bir de şöyle düşün. 5 dakika ya. Sadece 5 dakika daha bekleseydin. Yeni tabak gelseydi. Şimdi şu arabanın içinde daha huzurlu dönmeyecek miydik eve? Belki. Ama kendimize yalan söylemiş olacak. Bir tabak makarna hayatın anlamı oldu. İnanamıyorum. Mesele makarna değil Ceren, insan. Dünyayı değiştiremezsin Mustafa. Değiştiririz. Peki sen bu hikayede hangimize hak verdin? Sana abi. E haklısın. Yani bu memlekette herkes işini doğru düzgün yapsa değil memleket, dünya bile değişir vallahi. Lan sen de ne yalak adam çıktın be. Ya abi, seninle de iki çift laf edilmiyor ha. Tamam. Kısa kes. Akşam oldu, bir şeyler yiyelim. Ya abi, sana bir şey soracağım ya. Ceren'e de soracaktım o anlattığı gün. Neyse boş. Sor. Kapari ne abi? Kapari şimdi yeşil küçük bir... Bir daha bana soru sorma. Ben istemediğim zamanda konuşma. Filmin sahnesi çok hoşuma gidiyor. Orayı da özellikle son dakikada aldım. Sahnenin son kısmı. Baştan başlarsak karısı bir yemeğe gidecek. Karısı hazırım diyor. Fakat
pahalı bir elbise ve mücevheri ortaya atıyor. Nedir, neye işaret edebilir böyle bir davranış insan benliği açısından? Şimdi hızlanmış bir sistem içinde yaşıyoruz. Gitgide daha böyle insanların arzu ve isteklerinin artmış olması nedeniyle ilişkilerin de nesnelleştiği bir ortamda yaşıyoruz. Bizim muhabbet ilişkisi dediğimiz, muhabbet yani bir ilişkiye zaman vererek, muhabbet hub kelimesinden gelir. Hub sevgi demektir. Hı hı. Karşılıklı veyahut diyalog kurarak, karşı tarafla bir şeyleri paylaşarak bir muhabbet ilişkisine girişme gitgide azalıyor. İnsanlar bir şekilde nasıl tüketiyorlarsa, tüketim toplumuyla yani maddeyle nasıl ilişki kuruyorlarsa birbirleriyle o şekilde ilişki kuruyorlar. Bu zamansızlıkla açıklanabilir mi sadece Mustafa abi, yoksa daha öte insanın kendiyle hayatta kurduğu ilişkide varoluşunu konumlandırmakla ilgili problem de düşünebilir miyiz altında? İnsan himmetini, ruhsal enerjisini maddeye yönlendirmiş. Yani tüketim toplumu, bakın çok ilginç bazı şeyler var, kelimeler var. Mesela kullanmak, hiç düşünmüyoruz semantik anlam manası nedir diye. Kullanmak, kul haline getirmek. Dünyayı kul haline getirerek dünyayı tüketiyoruz. Aynı tarz birbirimizle olan ilişkilerde de bir şekilde uygular hale geliyoruz. İlişki kullanılıyor. Kimin için? İlişki kendi menfaatleri için. Yani nasıl tüketiyorsak ilişkide o şekilde bir tüketim tarzı, eşyai tüketim tarzı bir ilişki haline dönüşüyor. Mesela o filmdeki sahnede işte o aldığı hediyeyi götürüp ona verebilir. Bir şekilde ona muhabbetle yaklaşabilir. Onun yerine hoyrat bir şekilde bir atma var. İşte uzaktan bir öpücük verme var mesela. O çok güzel bir sahne gibi evet, görüyor bana. Evet, uzaktan mesela bunu yapıyor. Evet. Halbuki gidersin karıcının elini öpersin. Yani bütün ilişkilerdeki o soğumayı, o mesafeyi, o sözde ilişkileri anlatıyor bu sahne. Hakikaten bu belirli bir oranda gitgide bu hale geliyor. İnsanların birbirini ayıracak vakti kalmadı. Ben yine vakitsizliğe takıldım. Vakitsizlik mi yoksa kişinin konuşmanızda geçtiği haliyle ilişkiyi nesneleştirmesiyle bağlantılı bir şey mi? Buradaki temel davranışı belirleyen kod. Şimdi bir filozofun görüşünden hareket edersek Martin Buber diye bir filozof var. Aslında bizim bildiğimiz şeyleri söylüyor ama kendine has bir şekilde söylüyor. İki tür ilişki vardır. Bir tanesi ben-sen ilişkisi. Bu ilişkide muhabbet vardır. İkimiz de bir yerde, bir ortak bir yerde buluşuruz ilişkide. Ha bu nesne ilişkisinde de olabilir. Hı hı. Ben bir nesneyle ilişki kurarken bu nesneyi bir şekilde sevgiyle, muhabbetle yaklaşabilirim. Mesela Japonya'da insanlar size bir şey satın aldınız, verecekleri zaman böyle veriyorlar. Hı hı. İyiliyorlar. Ben şaşırdım kaldım. Ondan sonra bir şey alıp verirken o şey. Yani nesne de bir muhabbet. Hatta bizde bunun alası vardır. Bazı mesela tasavvuf geleneklerinde bir nesne verilirken öpülür. Öyle verilir. Alan da onu öper. Yani nesne ile insan arasında bir muhabbet vardır. Demek ki iki ilişki kategorisinden ben nesne ve ben sen ilişkisi diye bunu tanımlar Martin Buber. Gitgide ben o ilişkisi yani nesne haline getirdiğimiz sen insan oya ve dünyaya. Evet, ilişkisi haline geliyor ve insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Halbuki ilişki dinamik bir süreçtir. Karşılıklı bir diyalogtur, bir alıp vermedir, bir bakıştır. Metakomünikatif olarak iletişim arası iletişimde aramızda çok güzel şeyler oluşur. Ama bu gitgide azalıyor. Ha, zaman niye yok? Zaman şundan dolayı yok. Çünkü gitgide daha fazla şeye sahip olmak istediğimiz için gitgide daha fazla çalışmak ve fuzuli şeylere sahip olma gerektiğine inandığımız için zaman da kaldı. Ve burada filmde de Mustafa'nın bu davranışı karşısında karısı Ceren buradaki soğukluğu, mesafeyi, ilişkisizliği çok güzel şekilde oynayarak da yansıtmış. Evet, güzel bir şekilde yansıtıyor. Onun yüzünü görüyor, dona kalıyor. Evet, dona kalıyor. Fakat bütün bunlar Ceren'in içinde birikim yapıyor. Böyle küçük küçük böyle sanki damlalar böyle geliyor. Böyle ondan sonraki o davranış çıkıyor ortaya.
Yani kadının kaçma, kurtulma bir şekilde refleksi. İlişki arayışı belki. İnsani arayışı, ilişki arayışı. Diyalog arayışı, sevgi arayışı, muhabbet arayışı devreye çıkıyor, şey yapıyor. Arabaya biniyorlar, yemeğe gidiyorlar. Evet. Abi o sahne artık gitgide sık sık gördüğümüz anlamsız bir şekilde insanların öfkelenmeye. Yani öfkelenmek için bir anlam, bir şey neden olması lazım. Adam işte bir kaparıyor olayı yüzünden bir şekilde garsona bütün biriktirdiği öfkesini yansıtıyor. Aslında o garson o öfkenin muhatabı değil. İçinde birikmiş o öfkeyi. Ha, öfkenin de nereden geldiğini biraz daha derin araştırırsak öfkenin temelinde kaygı vardır. Gitgide daha kaygılı bir insan. Var olamadığı için kaygılı, yalnız olduğu için kaygılı. Bu öfke haline dönüşüyor ve öfke bulduğu hedefe gidiyor. Trafikteki birisine o öfke yönlendirilebilir. Herhangi bir şekilde bir üstün, bir altına, bir bürokratın mesela gelen birisine öfkesini yönlendirmesi olabilir. Burada da neyi görüyoruz? O garsona edepsizce bir şekilde bir yansıtma var. Böyle bir davranışı, bir garsonu, şimdi hani insan denilen varlık bir zamanlar olmayan, dünyada adı sanı olmayan, bir süre sonra da dünyadan sonra bir kara toprağın içine girecek bir varlık. Hani baktığımız zaman şöyle. Böyle bir varlık, bir başka varlığı bu kadar aşağılama hakkını kendinde nasıl görebilir? Çünkü o varlığın aslını görmediği için. Her insanın temelde insanın eşyanın olduğu gibi insanın da bir hakikati vardır. Hep gözümüzün önünde tutmamız gereken şey karşımızda duran insanın aslında mesleği ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın aslında Hazreti İnsan olduğudur. Karşımızda Hazreti İnsan var bize hizmet de verse. Dolayısıyla o insanın karşısında o çift görüşle bir yandan yaptığı fonksiyon adam garsonluk yapıyor. Ama bir yandan da insan var. Dolayısıyla o görüşü kaybettiği için, insanın hakikatinden uzaklaştığı için, içinde öfke biriktirdiği için, var olamadığı için veyahut yanlış var olduğu için o öfkenin de tesiriyle temel edebini, temel öğrendiği ki öğrenmiştir o atalarından, annesinden, babasından temel davranış şeklini, edebini kaybederek o insanın da kim olduğunu unutarak karşında, insan olduğunu unutarak böyle bir davranış şeklini. Var olamamıştır dedin. Ne demekti Mustafa var olamamıştır? Şimdi insan çok boyutlu bir varlık. Her insanın içinde çok değişik yetenekler var. Bir şey düşün, bir çiçek düşün. Bu çiçeği bir saksıda yetiştiriyorsun. Fakat bu çiçeği veyahut küçük o bonsai'yi düşünelim. Bonsai yapıyorlar ya Japonlar, küçük ağaçlar. O ağacı bir faunusun içinde yetiştirdiğini düşün. Bu faunustan bir delik açmışsın. Dallardan bir tanesi orada çıkmış. Ama diğer dallar gelişmek için fırsat bulamıyor. Ne olur? Suyunu veriyorsun. Işık var, gübresi var. Ama gelişme alanı yok. Dolayısıyla o dallar ezilir, büzülür, bir dal dışarı çıkar ve o çiçek bir hilkat garibesi gibi yanlış bir halde çirkinleşerek yanlış bir hale dönüşür o bitki. İnsan da çok boyutlu bir varlık. İnsanın sezgiselliği var, yaratıcılığı var, sanatı var, estetiği var, felsefi yanı var, aşkınlık arayışı var. Bütün bu yanlar modern insanda sahip olma hırsının sahip olma hırsı yüzünden bir şekilde unutuluyor ve insan bütün bu yeteneklerini yaşayamadan hayatını idame ettiriyor. Sahip olma hırsıyla büyüklenmeci benlik, narsizm arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Tabii. Şimdi şöyle, narsizm aslında nedir? Şöyle diyelim, hepimizin hayatta oynadığı bazı roller var. Herkes bir rol. Şunu da ben psikiyatrist olarak burada konuşuyorum. İşte başka birisi bir politikacı olarak çıkıyor. Bizim aslında narsisizm nedir? Bizim bu oynadığımız role rağmen aslında o rolü aynı zamanda dışarıdan görme yeteneğimizdir. Role kendimizi kaptırmamamızdır.
Şimdi ben kendi varlığımızda yaptığımız işi özdeşleştirmemek mi? Benim bir rolüm var. Bazı insanlar mesela mesleğiyle çok özdeşlikleri için bir yere girdikleri zaman o insanın o mesleğini çok yoğun bir şekilde hissedersiniz. Bazı bürokratlarda bu böyledir. Bazı askerlerde bu böyledir. Bazı doktorlarda bu böyledir. Bazı cerrahlar mesela, o kadar cerrahla biraz kendisini öyle olmayanları tensih ederim, büyük görürler. Mesela bir havayla girer içeri. Sanatçılar. Sanatçılar. Benim çok sevdiğim bir abimiz, psikiyatri abimiz, kendisine terapiye gelen böyle büyük holding sahiplerine lütfen kurumsal kimliğinizi kapıda bırakın öyle girin. Hmm. Adam bütün kurumuyla terapiye giriyor. Holding patronu. Holding'i de getiriyor beraberinde. Mecazi olarak. Mecazi olarak. Bir grup terapisinde bir gün bir hanım girdi içeri. İlk kez katılıyor. Avukat bir hanım. Girdi içeri. Alındı da güzel bir hanım. Geldi oturdu. Grup da çok bilenmiş bir grup böyle. Şöyle bakıyorlar böyle muzip muzip. Birisi dedi ki hanımefendi dedi. Lütfen dedi şu cübbenizi dışarıda bırakıp öyle girer misiniz? Yani şimdi narsisizm aslında o rolü fazla ciddiye alarak bir şekilde o rol ile var olmak. Aslında o rolün geçici olduğunu her şeyi gibi gözden kaçırmak. Bir insan kendi varlığını peki o role bu kadar niye atfedebilir, niye özdeşleştirir, bu ihtiyacı niye hisseder? Çünkü hayatın ilk dönemlerinde biraz derin psikolojiye gidersek insan bir şekilde hayran olunmaya muhtaç. Çünkü o bebek ana rahminden çıktıktan sonra yani o huzurlu, o her şeyin yerinde olduğu sıcacık, böyle ılık, güzel ortamdan çıktıktan sonra dünya ile temas ettiği zaman bir şekilde bir travma yaşıyor. İşte bu travmayı yaşadıktan sonra bebek kendi içinde bir hayal oluşturuyor. Yani kendisini tekrardan orayı anımsatacak. Anne rahmine. Evet, bu primer narsizm dediğimiz birinci narsizm şeklinde. Yani ve anne baba da bunu teyit ediyor. Ay canım benim diyerek ona böyle sen en güzelsin, sen en muhteşemsin diyerek ona bir şekilde varoluşunda yardımcı oluyorlar. Bu manada narsisizm hayatın başlangıcında hepimiz için geçerli olması gereken bir süreç. Fakat belirli bir süre sonra bu gelişim süreci esnasında bu narsisizm yavaş yavaş gidiyor ve kişi oturmuş kişiliğini yani sıradanlığını yani diğer insanlarla benzerliğini yaşayarak kendi kişiliği ama bazı insanlar bazı patolojik durumlarda mesela sevgi alamadıkları zaman çok yalnız kaldıkları zaman özellikle sevgi alınmadığı zaman sevgi ihtiyacını kendi kendinden karşılamak mecburiyetinde. Yani bu bir şekilde çok büyük bir trajedi bir insanın kendinde araması. Biraz açar mısın? Kendinde araması ne demek? Yani biraz evvel verdiğimiz örnekte gibi narsisin sudaki yansımasına bakarak o sudaki yansımasına çünkü başka muhatabı yok. Peki şunda da var, çok bildiğimiz karşılaştığımız bir durum da şu. Kendi hayatımızda da başkalarının hayatında görebiliriz. Kafamı kurcalayan hep şu var. Ebeveynlerimiz bizi çok sevebilir. Toplumsal anlamda da çok sevilebiliriz. Değerli bulunabiliriz ama sence de bu sevilmiş oluyor olma bizim mutlak anlamda içimizde ümündemiş olan temel varoluşsal ihtiyacı tam tamına karşılayabilir mi? Şimdi çok hassas bir yere geliyoruz. İster istemez, ister kız ister kızma tasavvufa değineceğiz. Niye kızayım? Program seni buyur. Program senin gibi konuşmuş da var. Evet. Şimdi bir baktığımız zaman bir insana biz o insanın halini, tavrını, yaşadıklarını vesaire görebiliriz. Ama bir biz o insanın hakikatini de görebiliriz. Yani yüzeyde de kalabiliriz ama hakikatine de yönebiliriz. Şimdi her insan aslında hakikatinin yansıtıldığını istiyor ilişkide. Bizim bir içimizde bir Hazreti insan potansiyeli var. Mesela Mesnevi Şerif'te Hazreti Mevlana bundan can der. Yunus bir ben vardır benden içerim der. Aslında ilişkide biz
ilişki aynasında onu görmek istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde diyor ki ne diyor? Mümin, müminin aynasıdır diyor. Bak dikkat et, çok çok önemli bir detay var. Şimdi bu buradaki karı koca ilişkisini uyarlayalım burada. Evet, uyarlarsak. Müminin aynası olduğu bir ilişkide bu iki karı koca nasıl davranabilir? Buradaki elbise alma sahnesini buraya nasıl? Şimdi bu sahnede ne görüyoruz? Bu sahnede bizim o yücelerdeki ilişki, yani canın canla muhatap olması ilişkisi yerine neyi görüyoruz orada biz? Orada bir şekilde tamamen yüzeysel, yani bırak canın canla muhatap olması, normal bir karı koca ilişkisinde bile olmayan yüzeysel, hatta tahkir edici bir ilişki görüyoruz burada. Tersi olursa, yani bu hadis çerçevesinde tanımlanan bir ilişkinin var olduğunu tasavvur edelim. Hayal kuralım şu an. Hı hı. Karısıyla yemeğe gidecek ya da gezmeye gidecek. Hı hı. Ona da içinden bir hediye almak gelmiş. Ona da eşine ve takdim edecek. Hı hı. Mesela nasıl ifade eder, sözcük der, hal ve hareketler nasıl değişebilir orada? Yani bu gördüğümüzün tam tersine sevgiyle, muhabbetle, yumuşaklıkla, hilmle, hilm yani bir ilişki tarzı olur yani. Belki o hediyeyi de bir yaratıcının bir ikramı olaraktan da belki sunabilir ona. Hediye anlamlı bir hediye olabilir. Hediye sadece alınmış bir şey olmaz. Daha derin anlamlı. Mesela kendi yaptığı bir şey olabilir. Veyahut ne bileyim ben, o şekilde hediye sunulabilir ki karşı taraf için çok daha fazla bir şey ifade edebilir. Yani hediye vermek için değil de daha anlamlı bir hale getirebilir. Bir de sanki orada Mustafa temelde karısını sevindirmekten öte o pahalı bir hediye alarak onun hayranlığını kendi üzerine celbetmek istiyor gibi biraz okudum. Belki dediğiniz çerçevedeki bir ilişkide, ben sen ilişkisinde Martin Buber'in tarif ettiği şekilde bir ilişkide ise karşıdaki insanın hayranlığını almak yerine saf bir şekilde onu değerli hissettirmeye yönelik olan bir ilişki tarzı. Tabii şimdi orada geliyoruz narsisizme. Yani narsisist insan der ki ben özelim, ben muhteşemim. Herkes bu özelliğimi ve muhteşemliğimi görmelidir ve bana teyit etmelidir. Bunu göremediği takdirde, bu teyit gelmediği takdirde çok yoğun bir şekilde kaygı hisseder. Boşluk hisseder ve kaygı öfkeye dönüşür. Şey olarak. Tam da diğer sahneye şimdi reklamlardan sonra geçeceğiz. Bu son söylediğinizi altını çizelim tekrar. Ben muhteşemim der narsist bir insan. Özel olduğunu. Özelim, muhteşemim. Ve hayatın ona dokunmayacağını. Eşi bulunmazım. Eşi bulunmaz bir varlık olarak ama hayatta gerekli dersi verir ve karşısına çeşitli olaylarla kütleye çıkar. Burada da hiç beklenmedik bir şekilde karısının kendisini çok sevdiğini zannettiği bir ilişki tarzına sahip olduğunu düşünürken karısının kendini aldattığını düşünüyor ve karısı trafik kazasında ölüyor. Bu tam tamına bizim narsistik incinme dediğimiz bir hale tekabül ediyor zannedersem. Sonra izleyeceğimiz sahneyi birazcık anlatırsak, İşte o gün alkol alıyor, karısının ölümünün akşamı, eve geliyor ve orada annesiyle bir konuşması var. Orada da çocukken kendisi, babası, Mustafa'nın çocukken babası evden ayrılıyor ve annesi her hafta babasının geleceğini söyleyerek biraz çocuğunu kandırıyor. Oradan da annesine karşı bir öfke de var. Bunu söylemek zorundayız çünkü o sahnenin anlaşılması için. Bu sahne üzerine tartışmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Eyvallah efendim. Sevgili seyirciler, şimdi reklamlara giriyoruz. Reklamlardan sonra bahsettiğim sahneyi izleyeceğiz ve sohbetimize devam edeceğiz. Pijama alma, tamam mı? Mertinkilerden gelsin. Hadi çocuklar. Koş koş koş. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Koş koş koş. Gel. 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 Öp baba. İyi geceler. Hadi hadi yürüyün. Sabah hadi, görüşürüz. Hadi. Hadi yürüyün bakayım hadi. Ya bak çok güzel oyunlar var. Size hepsini göstereceğim. Mertin. Bu şale var ya, gençken beni severdi. Üzülmüş müdür sence Cenel'in öldüğüne? Tövbe estağfurullah. O ne biçim laf öyle Mustafa? Kızcağız gelmiş taziyeye. Ayıp değil mi? Kurtulamadın hala şu köylü ağızlarından mukadder hanım. Öyle Mustafa? Kızcağız gelmiş taziyeye. Ayıp değil mi? Kurtulamadın hala şu köylü ağızlarından mukadder hanım.
Ama doğru. Biz şimdi ölü evliyiz, öyle değil mi? Ben küçükken Seferihisar'da öyle evleri pek kalabalık olurdu değil mi anne? Bak şimdi biz kaç kişiyiz? Öğle evine yemek giderdi. Bize gelmedi değil mi? Yemek var oğlum, koyayım ben sana. Türlü yapmış Ceren mis gibi. Yemem. Sen bilirsin. Sen bilirsin deyince kavga olmazmış. Bak bu ne diyor biliyor musun anne? Merhamet Tanrım. Merhamet gözyaşlarıma. Herkes bana yalan söylüyor anne. Biliyor musun? Bak bunlar Ceren'in yaptığı heykeller. Bize bakıyorlar bak. Nasıl riyakar, sahte, yalancılar! Cümlelerin bir de çay boğazıma kaçtı. Pardon. Narsizm tarif ederken özel olmak olarak tarif ettin. Burayı açar mısın Mustafa abi? Şimdi biz özel insan varlıklar değil evet, miyiz? Evet. Şimdi narsist insan kendisini aslında çok çok değersiz hissettiği için değer nasıl oluşur? Değer bir şeyleri paylaştığın zaman, diğer insanlarla bir beraber bir süreç izlediğin zaman değerli olursun. Ama diğer insanlardan kendini yalıttığın zaman bir şekilde öz değer duygun temelde çok düşük seviyelerdedir. Bunu telafi etmek için ancak bu balonu, tıpkı bir balonu şişirilmiş gibi sahte şişmiş bir benlik oluşturulur. Bu narsisistlerin çoğunda gördüğümüz suni bir benliktir. Sahtedir, abartılmıştır, göze çarpar ve bu benliğin havası eğer şartlar beklendiği gibi olmazsa çok çabuk nasıl balona iğneyi batırdığın zaman o şekilde bu benliğin havası da bu şekilde çıkabilir. Şimdi burada bu adam hayatın işte mesela ne görüyoruz mesela birinci sahnede bu sahte boş suni benlik aynı zamanda bir kendine yabancılaşma görüyoruz burada. Kendi kendine annesine diyor ki annesini küçük görüyor. Yani bırak mı köylü ağzını. Ha diyor. Yani bırak diğer insanlardan kendini daha yüksek görmeyi. Annesinden bile kendini çok daha yükseklerde görüyor. Nerelere uçmuş adam? Aynı zamanda tabii alkol tesiri de var bu sahnede. Tabii. Alkol tesiri altında
bir öfke patlaması yaşıyor, bir regresyona giriyor orada. Yani bir gerilemeye giriyor bir şekilde. Yani çocukluğa geri dönüyor. Ve ondan sonra da çocukluğundaki bazı anılar canlanıyor. Ve bu anılar canlandıktan sonra narsisizmin temel trajedilerinden bir tanesi olan herkese yabancılaşma, insanlar arasında sanki bir ilişki kuruyormuş gibi olup da aslında tamamen onlardan uzaklaşmanın tezahürü olarak da herkes bana yalan söyledi diyor. Yani sanki bütün... Hem o ortamı kendisi oluşturuyor. Tabii. İzole ederek insanlardan dışlı ilişki kurmayarak, sahici ilişki kurmayarak, hem de kimse kıymetimi bilmedi. Evet. Beni görmediler. Muhteşem diyor. Beni görmedi. Tabii. Muhteşem beni görmediler diyor. Ayrıca başına oturama gelmiş. Yani dünyası yıkılmış. Bir o kadar muhteşem bir benliğin, o kadar kusursuz bir insanın, o kadar hayatı böyle istediği gibi şekillendirmiş diye filmin diğer sahnelerinde, işlerindeki o şeyle, çalışanlarla falan şeyinde, ilişkilerinde bunu çok iyi görüyoruz. Birdenbire bütün balonun havası diye sönüyor. Ve ne yapıyorsun sahnede? Bir şekilde Ceren eşinin yaptığı heykelleri, sanki geçmişini, o geçmişi hiç hatırlamamak için heykelleri yok ediyor o şekilde. Oradan onları ortadan kaldırarak geçmişini olmamış hale getirmeye çalışıyor. Şimdi bir yerde hani programın başında narsizm, özseverlik dedik. Hı-hı. Fakat biraz önce de narsist insan aslında kendini değersiz hisseden bir dedik. Bir çelişki var gibi görünüyor. Çünkü o rolü oynarken narsist aslında bir yerlerde o rolün sahte olduğunu bilir. Narsist insanın gözlerine baktığın zaman bütün ne bakıp duruyorsun bana? Efendim? Bana ne bakıp duruyorsun? Abi kime bakayım şimdi? Sana bakmayacağım. Kameraya başka bir insan kameraya. Seni tenzih ederim. Böyle şey olur mu? Bir yandan da mesela narsistin böyle gözlerine derin derin baktığın zaman çok büyük bir hüzün görürüz. Yani bunun bizim tıp terminolojisinde adı çift defter tutmadır. Yani bir yandan bilir halini ama bir yandan da bilmiş olmasına rağmen o role yakalandığı için o rolü devam ettirir. Bu hüzün değersizliğin hüznü mü? Yalnızlığın hüznü, kaygının hüznü, değersizliğin ve her şeyden evvel değişememenin, o rolü terk edememenin, hapis kalmış o role. O rol onu tutsa kalmış. Halbuki biz ne dedik? İnsan çok boyut bir varlık. Düşünsene sen komik bir hikaye anlatırlar. Olmuş bir hikaye. Ankara'da bir bürokrat bir psikiyatriste gidiyor. Derdi de şu, yüksek seviyede bir bürokrat. Derdi de şu, ben dayanılmaz bir şekilde içimde bir istek hissediyorum. Bir genel toplantı, bakanın huzurunda falan bir toplantıda birdenbire çıkacağım. Şinan Ay yavrum, Şinan Ay diye oynayacağım. Niye? Adam o kadar böyle bir role bürünmüş ki. O rol onu o kadar sıkıyor ki. Artık patlama şeyine gelmiş adam. Ve psikiyatrist de diyor, vallahi ben bugün bunu yapacağım, beni kapatacaklar içeri diyor. Narsist de aynı şekilde o girdiği, o kalıbın, o rolün, o boş bir şey ifade etmeyen kişiliğin acısını hisseder. İki defter vardı. Bir defterde yazan yalnızlığı, hüznü, acısı, değersizliği. Diğer defterde sergilenen oyun. O oyun hayranlığı ve ilgi üzerine o değersizliği yok etmeye yönelik olarak insanlardan bir nevi medet beklemek olaraktan yorumlanabilir mi? Tabii. Bir şekilde alamadığı sevgiyi, başka şekilde alamadığı sevgiyi, insanlardan sevgi ve ilgiyi o şekilde almak. Ama insanlar bunu yutmaz. İnsanlar bir narsiste baktığı zaman sıkılırlar. Niye sıkılırlar? Çünkü insanın hakikatini görür. Bir şekilde o istediği kadar o kendisini o şekilde sunsun ve arkadaşları yoktur narsistlerin. Sürekli veyahut narsistler narsist arkadaş bulurlar. O başka. Ondan sonra kendi aralarında bir sidik yarışı yaparlar. Ya benliğin ilginç şöyle bir paradoks var burada da. Benlik bir tarafta kendisine hayran olunmak istiyor. Kendisine hayran olunmasını, kendisini muhteşemliğini, rolünün, elbisesi. Kendisine hayran olunmak istiyor.
kendisine hayran olunmasını, kendisinin muhteşemliğini, rolünün, elbisesinin muhteşemliğini göstermek istiyor. Bunun tasdik onaylanmasını istiyor. Onaylanmasını istiyor çünkü çok değersiz hissediyor kendisini. Ama bu aynı zamanda da ötekine karşı bir bağımlılığı da gündeme getiriyor. Tabii, tabii. Çünkü yıllar önce ismi lazım diye bir sanatçı röportajını okumuştum da hiç unutmuyorum. Narsist demek diye tanımlamak istemiyorum burada da ama şu konuyu çok iyi anlatabileceğini düşündüğüm için. Diyor ki ben diyor kendimi sadece binlerce insanın gözünü üzerinde hissettiğim zaman konser zamanlarda var gibi hissediyorum. Evet. Sahir zamanlarda kendimi bir hiç evet. gibi hissediyorum. Bu vampirlik gibi bir şey. Yani ilgiyi bir şekilde nasıl vampir kan emer o da ilgiyi bir şekilde üstüne çekerek onunla var oluyor. Bu maalesef birçok sanatçının ünlünün şey hastalığı. Mesela bir ünlü terapiye geldiği zaman öyle ünlülerle çalıştığım oldu. Terapiye geldi, terapi gitmez. Çünkü öyle bir sahte şişirilmiş benlikle gelir ki o istikrarı sağlayamazsın terapide. Çok zordur onların terapisi. Değerliliğimizi nereden sağlayacağız? Biz niye değerliyiz? Tasavvufa gelelim biraz. Girelim buyurun. Girelim yani şimdi insan... Siz bu konuyu da çok zihniniz meşgul olduğunu biliyorum. Hani seyircilerimiz için de bilmeyenler için de bilmelerini sağlamış oluruz. Çok değerli bir kitabınız da var. 900 katlı insan diye tasavvuf ve ben ötesi psikoloji diye seyircilerimize de bunu gösterelim. Hakikaten kitap okumak, psikolojiyle ilgili kitap okumak seven seyirciler için bulunmaz bir kitap olduğunda vurgulamalıyım. Burada ayrıntılı anlatıyorsunuz. Tasavvufi bir psikolojinin evet, evet. temel taşları nasıl olabilir diye bu konuda çok emeğiniz var. Estağfurullah. Şimdi evvela ayet-i kerime diyor ki biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Fi ahseni takvim. En güzel şekilde. Ondan sonra sümmeradatnahu sonra aşağıların aşağısına indirdik diyor. Demek ki biz potansiyel olarak mükemmel yaratılmışız. Ayet-i kerime böyle söylüyor. Oradaki mükemmeliği aynı zamanda değerli olaraktan da algılayabilir miyiz? Anlayabilir miyiz? Tabii, tabii. Daha da ötesini söylüyor. Ben insanlara diyor isimleri verdim diyor. İsimleri ayet-i kerimede. Daha da ötesini söylüyor. Ben insanlara ruhumdan üfledim diyor. Böyle muhteşem bir varlığın karşısındayız. Ama bu muhteşem varlık varoluş tarzında, hayattaki varoluş tarzında ya yaptırımlarıyla aşağıların aşağısına inebilir veyahut da sürekli bir tekamül süreci içinde yukarılara doğru bir yükselme sergileyebilir. Şimdi yine bir ayet-i kerimede diyor ki biz insanı diyor onlar ki diyor gece ve gündüz gizlice ve açıkça sahip olduklarından infak ederler. Allah katında diyor onların sevabı ecri ne korkarlar ne de mahzun olurlar. La havfun aleyhim ve lahum yasdemun. Yani bir şekilde biz yaratılış programına göre bütün bu zaaflarımıza nefsimizin, nefsi emmarenin bütün bu zaaflarına rağmen kullanma kılavuzunu insanın devreye sokup o şekilde var olursak özdeşleştiğimiz rolleri, zaaflarımızı, hırsımızı, kaygımızı, korkumuzu her şeyi aşıp yavaş yavaş nefs katlarında Allah'ın izin verdiği oranda yükseliriz. Yeter ki kullanma kılavuzunu kullanalım. Bu da insan ilişkilerine bizi biraz daha özgür kılar. Da biraz daha özgür kılar. Tabii, yani başkasının tabii nefs katlarında yükselme demek madde ve dünyaya olan bağımlılıktan kurtulma demektir. Kaygımızın tek sebebi vardır. Bana ilgi gösterdiler, göstermediler, sevdiler, sevmediler, hayran oldular, olmadılar, beğendiler, beğenmediler gibi. Belki de çok modern hayatta en temel kaygılardan bir tanesi de bu. Tabii. İnsanların. Mesela bu şekilde var olursak buna infak ve isar bilinci. İnfak sahip olduklarından canı acıyacağı oranda vermek. İsar başkasını kendinden daha fazla düşünmek. Eğer hayat tarzımız infak ve isar tarzı şeklinde hayatımızı yönlendirirsek belirli bir süre sonra tüm bağımlılıklarımızdan kurtuluyoruz. Ne oluyor? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Ölmeden evvel ölün diyor hadis-i şerifinde. Ne ölüyor? İşte o roller ölüyor.
özdeşleştiğimiz oralar. Öyle. Ben zenginim, ben güçlüyüm, ben güzelim, ben şuyum buyum. Yani narsisizmin bir şekilde terk etme, o rolü terk ederek yavaş yavaş daha yukarılara doğru, daha insanı kamile doğru bir yükselme başlıyor. Kendimizi, kendi varoluşumuzu o rollerle tanımladığımız zaman aslında o rolünün de bağımlısı oluyoruz ve kölesi oluyoruz hatta. Tabii. Sadece insanların değil. Tabii. O rolün de bağımlısıyız. Yani belirli bir zaman sonra artık o rol bizim için bir dayanılmaz bir yük haline geliyor. Nefret ediyor insanlar oynadıkları rolden. İnsan aslında her şeyin farkında. Ama kurtulamıyor. Senin dediğin gibi bağımlısı olmuş artık o rol. Ayrıca narsistik bir haz da belki veriyor. Sarhoş edeceği. Valla bana sorarsan narsistin hazı mı daha fazla, acısı mı daha fazla dersen acısı daha fazla. Ha, haz alıyor tabii yani süslenip püslenip ne bileyim işte bir şekilde şovunu yaparken, sergilerken belirli bir haz arıyor. Ama o şov bittikten sonra kendi içine çekildiği zaman, geriye çekildiği zaman o dayanılmaz, o çok acı halleri yaşamaya sistem devam ediyor. Sistem çöküyor. Çöküyor. Bu sahneye dönersek, sonu seyrettiğimiz sahneye, heykelleri kırmanın sembolik bir anlamı olabilir mi? İşte, yönetmen ne düşündü bilmiyorum ama. Hani... Valla ilk aklıma gelen, çok yorgunum. Biliyorum kaç saat terapiden çıktım biliyor musun? Grup terapisi, eğitim semineri falan, kafam biraz çalışmıyor artık. Çayla idare ediyorum. Çalışmayanı şimdi, bu kadarsa çalışın. İlk aklıma gelen şey oldu, geçmişini bir şekilde yok etmek istiyor heykellerle. Yani çünkü o heykeller eşinin yaptığı heykeller. Bütün bir geçmişi temsil ediyor. Eşine karşı, eşinin onu o şekilde zedelemiş olmasından öyle bir acı çekiyor ki olmamış haline getirmek istiyor o geçmiş. Bu da mümkün geldi değil. Aklıma. O da onu aslında narsistik incinme yaşatan bir şey değil mi? Bizim geçmişimiz. Hiçbirimiz bunu muvaffak olamıyoruz. Olamayız tabii. Ama sembolik olarak orada işte o heykellerini kırarak olmamış hale getirmeye çalışıyor. Narsistik incinme karşısında, hayat karşısında hepimiz bir şekilde yaşıyoruz. Hani istemediğimiz şey de bizim başımıza geliyor. Bu hayatın çok temel bir özelliği. Hayatla yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Mümkün olduğu kadar sağlıklı olmaya yakın düşünce biçimi, tutumu ne olabilir böyle bir durumda? Tekrardan aynı şeye dönüyorum. Eğer kullanma kılavuzunu doğru dürüst uygularsak, mükellefiyetlerimizi yerine getirirsek, nefs tezkiyesini bize yap dediği şekilde yaparsak, infak ve ihsar bilincini geliştirirsek, yani psikohijyenimizi temiz tutarsak, infak yani uzatmayalım, İslam'ı yaşarsak kardeşim, İslam'ı doğru dürüst yaşarsak. İnfak vurgusunu çok yaptınız bugün. Evet. Biraz daha açar mısınız onu? Ne zaman Kur'an-ı Kerim'de amin'i görseniz yanında amin-i salihati görürsünüz. Amin-i salihati olmadan amin olmaz. Tarihin hiçbir döneminde biz Müslümanlar dahil bu kadar çok şeye sahip olmadık. O kadar çok şeye sahip. Bunu nerede anlıyorsunuz biliyor musunuz? Üçüncü dünyaya gittiğiniz zaman. Gidin bir Afrika'ya, gidin bir Nijer'e, oradaki fakirliği görün. Ne kadar zengin ve ne kadar fuzuli şeylere sahip olduğumuzu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz insanların... Sizin Nijerya'ya gittiğinizi de biliyorum. Evet, Nijer. 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 Nijer'e gittik işte birkaç kez. Evet. Allah nasip etti. Akıl almaz bir fakirlikle karşı karşıya geliyorsunuz. Ve o zaman utanıyorsunuz sahip olduklarınızdan. Demek ki komşusu açken bizden yatağın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefinde bu dünyada artık bu iletişim imkanlarıyla, televizyonuyla, internetiyle bütün dünya komşu. Dünya bu kadar açken, dünya bu kadar sefalet çekerken biz eğer infakı yaşamazsak, yani sahip olduklarımızdan paylaşmazsak ciddi oranda. Bak, niye paylaşayım? Tipik bir modern insan böyle düşünme ihtimali olduğu için. Özgürlüğün için. Ayet-i Kerime'de dediği gibi eğer paylaşırsan bir kere uygularsa anlar. Paylaşan insan özgürleşir. Tabii. Kaygısı ve korkusu gidiyor. Ayet-i Kerime onu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَنْوَالُهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَالَنِيَةً Onlar ki sahip olduklarından gece, bak ne diyor? Gece ve gündüz. Yani bu olayın sürekliliğini şey yapıyor. Gizlice ve açıkça. Açıkça niye? Başkalarına örnek olsun da onlar da aynı dersi alsın diye. Allah katına onların sahibi. Ne korkarlar ne mahzun olurlar. Ne dedik şeyin başında? Dedik ki kaygı çağında yaşıyoruz. Yani kaygı grafiği böyle artıyor. Ne korkarlar ne mahzun olurlar. Ne dedik şeyin başında?
dedik ki kaygı çağında yaşıyoruz. Yani kaygı grafiği böyle artıyor. Amerika'da zaten elimizden çıkacak olan, zaten elimizden ölünce çıkacak olan bir şeyler ölmeden önce biz elimizden çıkartıyoruz. Kaybedecek bir şeyim yok diye hayata meydan okuyoruz. Bir nevi gibi mi? Hayata meydan okuma değil, bu aklın getirdiği bir şey. Eğer sahip olduklarımızdan verirsek inşirah yapıyor, ferahlık yaşıyoruz. Yani bir şekilde bunun, bu yaşamanın tek bir yolu var, bunu uygulamak. Verin diyorsunuz. Yapıldığı takdirde bu, insanlar öyle bir ferahlık yaşıyorlar ki anlıyorlar aslında acılarının nereden geldiği. Ne dedik toplu şeyin başında, konuşmanın başında? Kaygı çağındayız dedik. Evet. Ve bu kaygı gitgide bize de yansıyor. Demek ki kaygıdan kurtulmak istiyorsak alan varoluş konumundan veren varoluş konumuna geçmemiz lazım. Yoksa bu kaygı artacak. Biz de psikiyatristler şıkır şıkır oynayacağız. Hepsi bize gelecekler. Evet. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Adam yanına koydunuz. Çok güzel. Allah razı olsun. Demek. Çok güzel şeyler anlattınız bize. Yalnız bir şey var. Yine gelin. Ah canım benim. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Başka bir İnşallah. Programda İnşallah. Sizi tekrar İnşallah. Ağlamaktan çok büyük memnuniyet duyarız. Estağfurullah. Şeref bize ait. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta başka bir konukla, başka bir film sahnesiyle insanı anlama çabamız devam edecek, sürecek. Hepinize iyi akşamlar, görüşmek üzere ve selamlar.